Selamlar arkadaşlar. Finroll'da hoş geldiniz. Ben Rıdvan Ekrem. Yani bu değil. Bu ben. Evet arkadaşlar, bugün yeni bir Conan Exile tutorial'ıyla karşınızdayım. Sizlere bugün nasıl boss'ları elde edeceğinizi anlatmak istiyorum. Bundan büyük bir keyif alacağım. Ha, bu arada arkadaşlar, boss'u elde etmek derken öyle gidip boss'u almıyorsunuz. Kendi evcilleştirdiğiniz hayvanların boss çıkma ihtimalini arttırıyorsunuz. Ben de bugün size bu ihtimalin nasıl olduğunu anlatacağım. Evet arkadaşlar, öncelikle şuradaki bulunan güzel kurtla başlayalım. Bu evcilleştirme sırasında boss olarak çıkma ihtimalini arttırmak istiyorsanız bu yavruya exquisite meat verdiğinizde, yani özel et verdiğinizde arkadaşlar, %20 ihtimal ile greater gelme ihtimali oluyor. Eğer exotic flash yedirir iseniz de bu ihtimal %10 gibi bir şeye düşüyor. Evet, biliyorum arkadaşlar, ihtimaller düşük. Ancak yapacak bir şey yok. Yani deneyeceksiniz. %20 ihtimal aslına bakarsanız gene güzel bir ihtimal. Çalıp çalıp durun yavruları, işte koyun exotic flash'i dayayın. Veya işte exquisite meat daha iyi bir ihtimal, %20 ihtimalle bunu dayayıp durun yavruya. Evet arkadaşlar, şimdi geldik bembeyaz tiger'ımıza. Gözlerini görüyorsunuz değil mi? Evet, özel bir tiger o. Şimdi arkadaşlar, normal bir tiger'ınız olduğunda bunun yavrusunu alıp hani buradaki gördüğünüz gibi daha baba bir tiger'a dönüştürmek için arkadaşlar exotic fresh vermeniz gerekiyor. Bu verdiğiniz exotic fresh arkadaşlar %20 ihtimal ile onun bu şekilde evcilleşmesini ve buna dönüşmesini sağlayabiliyor. Eğer buna exquisite meat verirseniz, kardeş ne kadar zor ya bu exquisite meat demek. Kusura bakmayın, kötü telaffuz ediyor olabilirim. Öyleyse sineye çekip devam edin izlemeye. İngilizcem çok iyi değil. %15'e düşüyor. Yani düşündüğünüz gibi exquisite meat'i her şeye dayamak çözüm değil arkadaşlar. Hepsinde farklı sonuçlar elde ediyorsunuz. Ve geldik arkadaşlar bu aslan parçasına. Bu aslanın daha iyisini, boss olan versiyonunu düşürmek için, orada düşürmek için derken gene yavrusunu alıyorsunuz. Aha, şu karşıda koyduğunuz yere koyup yiyeceklerini dayıyorsunuz. Yani yoksa öyle herhangi bir yerden toplamıyorsunuz arkadaşlar. Daha deminki Tiger'la aynı. Exotic Fresh. Yani hemen şuradan size de göstereyim. Exotic Fresh'i dayadığınızda %20 ihtimal. Exquisite Meat'i verdiğinizde ise gene aynı şekilde %15 ihtimal ile boss olan bir yavruya dönüşebilmekte. Şimdi arkadaşlar, gergedanlara geldik. Ancak bu gergedan olayı biraz karmaşık. Nasıl karmaşık? 3 adet çeşidi var. Siyah olan, burada gördüğünüz öküz gibi olan boss ve beyaz olan var. Bunların ihtimalleri ise arkadaşlar, şurada gördüğünüz bark, burada gördüğünüz nerede diyorum? Evet, tam olarak burada. Arkadaşlar, Great Rhino çıkarmak için bark kullanıyorsunuz. Bu %10'luk bir ihtimal ile çıkabiliyor bu şekilde koyduğunuzda. Aynısının siyahını, yani black çıkarmak için gene bark verdiğimizde %10'luk bir ihtimal oluyor. Dessert berry verebilirsiniz arkadaşlar. Buradan Desert Berries verdiğinizde Black gelme ihtimali arkadaşlar %10, Greater gelme ihtimali ise %5'e düşüyor. Bu arada kafanız karışmasın arkadaşlar. Bunu boss olarak şey yaptım. Aynı zamanda Greater olarak da geçiyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi gelelim buna, şu beyaz olana. Şimdi arkadaşlar, burada da görmüş olduğunuz üzere Fiber diyor. Eğer bunda beslerseniz bunun beyaz gelme ihtimali %10, greater gelme ihtimali de %5'e düşüyor. Yani evet, greater getirmek düşündüğünüz gibi hepsinden daha da zor. Hep %5'lik gibi küçük ihtimallerle dolanıyoruz maalesef. Evet arkadaşlar, bugünlük buradaki gördüğünüz bu hayvanların Greater'ın nasıl yapıldığını, daha doğrusu nasıl düşme ihtimallerinin olduğunu sizlere anlattık. Bir sonraki videoda hangilerinin Greater'ın nasıl yapılma ihtimalini anlatmamı istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz onlara da geçeriz. Öyleyse bir sonraki içeriklerimizde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.